yine bir uçağımız düştü. Evet. Uçak düştüğü gün bütün AKP yetkilileri, ama tutmak mümkün değil. Efendim bunun bedeli çok ağır olur. Hadi tezkere çıkaralım. Türkiye'nin gücünü falan kimse test etmesin. Evet, test etmedi. Ne oldu şimdi soruyorum. O uçak ne olduğu ben soruyorum evet. Size. Ne oldu o uçak? Evet. O şehitlerle birlikte ne oldu? Türkiye'nin gücünü test etmeyin diyenlere soruyorum. Kim düşürdü bu uçağı? Sizde bilgi var bu mı? Bu uçak. Elbette bu bilgi var. Nedir? Dosyaya gizlilik konulmuş yani. Her şeyi yasakladıkları için böylesi bir yasaklı dönemde Ekmel Bey olur mu olmaz mı tartışması doğrusu Türkiye açısından Türkiye'nin gerçeklerini bilmemek demektir. Hı hı. Yani bir kim, uçağımız düşüyor. Kim düşürdü? İki tane pilotumuz şehit oluyor. Ve bununla ilgili kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Gürsel Tekin bunu Suriye düşürmedi mi? Kim düşürdü? Vallahi onu da açıklasınlar. Şu anda dosyada bilgi gizlilik var mı? Elbette varsa bilgi, açıklayayım. Tabii. Şu anda açıklayamam. Yani dosyada gizlilik olduğu için açıklamak istemiyorum. Ama ben iktidar partisinin yani bunu mutlaka düşürmedi açıklaması mi? Önce onu öğreneyim. Suriye düşürmedi mi? Bir rivayete göre öyle değil. Yani öyle değil ne demek? Suriye ya, düşürmedi. Evet. Öyle. Ya bilgiler öyle. Bilgiler öyle. Suriye evet. Düşürmedi. Başka bir ülke düşürdü. Bilemiyorum işte onu da AKP yetkilileri açıklasın. Çünkü daha geçen hafta bir 10 gün 15 gün önce Ankara'da yine dava devam ediyordu. Davanın ne durumda olduğunu bilmiyoruz. En azından kamuoyunun, ailelerin, iki tane şehit düşmüş pilotun ailesine ne olup olmadığını bilgisini verin. Hı hı. Bakın koordinatlara baktığınızda koordinatlarda pilot konuşmaları var. Ne diyor o konuşmalarda? Diyor ki biz sınır ihlali yapıyoruz. Gidin diyor. Kim bu gidin diye? Niye gönderdiniz? Şimdi gönderme gerekçenizin ne olup olmadığını bilmem. Ben Suriye sınırına giriyorum diyor. Güney'e giriyoruz evet. Diyor evet. Ve telefon şeyin hattın öbür tarafında daha fazlasını söylemiyor dosyada. Girin diyor. Doğru ya, mu anladım? Komutu kim veriyorsa? Komut gir diyor. Tabii. Suriye sınırına evet, o zaman evet. Sınır ihlali var. Tabii. Bu da ilginç bir bilgi sizin ağzınızdan almış olduk. Maalesef öyle. Bir dahası var mı? Az dahası da var tabii. Onu da anlatın. Anlatamam şu anda dahasını. dosya önümüzdeki günlerde bu gizlilik yasağı kalkarsa. Kalkarsa. Kalkacak. Ben de Akşam Gazetesi'nde bir haber çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin paşaların ve generallerin yarısı paralelci evet. Dediler. Bunun üzerine hemen Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi ve kınandı bu. Sonra ağır bir cevap da Genelkurmay'dan geldi. Bu haber reddiye verildi. Ve en son Başbakanlık'tan da bir açıklama geldi. Soru şu. Şimdi Akşam Gazetesi biraz da hani AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen. Biraz değil AK Parti'nin kendisinin olur mu? TMSF'de gazetenin televizyonu nasıl alındığını, TMSF ile ilgili suç duyurusunda bulundum. 1,5 yıl önce siz Dijitürk'ü alıyorsunuz. Halen Dijitürk'ü satmıyorsunuz. Niye satmıyorsunuz? Herkese silah olarak şeye gelelim. Yani için. Neticede o zaman şimdi oraya geleceğim. Manşet. Tabii şöyle. AK Parti'ye rağmen atılabilir mi? Şöyle ama. Şimdi bu organize işler diye bir ekip var AKP'nin. Önce bu koordinasyonu yaparlar ve bu koordinasyonu kendi havuz medyasında kamuoyuna yansıtırlar. Kamuoyunu buna inandırmaya çalışırlar, çalıştırırlar. Sonra da operasyon yaparlar. Bütün bu kirlilikler hep böyle devam etmiştir. Bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle çok önemli bu. Başbakan çıktı ekranların karşısında. Hukuk bu ülkede namuslu bir savcı arıyorum. Gerçekten yürekli bir savcı arıyorum. Dedi ki siz paralel yapıya ne verdiyseniz geri alacaksınız. Bir kere soru bir. Eğer verdiklerinizin tamamı yasal değilse suçu siz işlemişsiniz. Hı hı. Yasalsa neye göre alıyorsunuz? Bir İstanbul milletvekilimiz Mahmut Tanal Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe vermiş. Hayatını kaybeden şehitlerimizin siyasi partilere üyelikleri var mı yok mu? Ve çok enteresan. Hani yaşarken çok saygı duymayabilirsiniz. Ama ölen insanlara, hayatını kaybeden insanlara ve hepsi de sizin partinizin üyesi olan insanlara sahip çıkmak hem insanı hem de hele özellikle Ramazan ayında bir temel bir görevdir. Bak Mahmut Bey'e verilen cevap. 3 tane CHP'li varmış. 2 tanesini istifa ettirmişler. Sadece bir CHP'li kalmış. O yürekli CHP'li Allah rahmet etsin kimse ona da bir bakacağız. Ve 6 tane MHP'li, 2 tane de Demokrat Partili üye var. Geri kalan 73 tane AKP üye.